sağ ol, hoş bulduk. İyiyiz, nasılsınız? Ses. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin itibarını yok ettiler. Bakın, bunu da ortaya çıkaran Malatya Yeşilyurt Belediyesi. Onu da kutlamak lazım. Malatya Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye bir insan kaçırma yöntemi öğretti. İnsan kaçırma yöntemi öğretti. Tekrar söylüyorum, bunun içerisinde para var, para. Parasız adım atmazlar. Bu işte para var. Yeşilyurt Belediyesi ne yapmıştı? Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek. AK Parti'de çok yetenekli. Adana Karataş Belediyesi ne yapmıştı? Adana Karataş Belediyesi mehter takımını göndermişti. Mehter takımını göndermiş ama ilginç bir şey var orada. Karataş Belediyesi'nin mehter takımı yok. Karataş Belediyesi'nin mehter takımı yok. Karataş Belediyesi'nin dans takımı yok. Ama gönderiyorlar. Gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Geliyorlar mı? Mehter takımı. İki gidip bir geliyor. İki ileri bir geri. Şimdi yeni bir şey ortaya çıktı. Kocaeli Kandıra Belediyesi'nde ne çıktı? Boksör takımını Hollanda'ya göndermiş. Kandıra'nın boksör takımı var mı? Yok. Peki ne zaman göndermiş? 2020 yılının sonunda. Peki müsabaka var mı? O da yok. Niye? Pandeminin en yoğun olduğu dönem, insanlar sokağa çıkmadığı dönem, eve kapatıldığı dönem AKP Kandıra Belediyesi Hollanda'ya boksör takımı gönderiyor. Peki bir soru daha. Boksör takımının yaş ortalaması kaç? 60. Tabii kutlamak lazım. Hem olmayan dönemde maç yaptırıyor hem de dedeleri orta yaşlıyor değil mi? Onlar da boksör olarak tekrar yetiştiriyor. Yetenekli insanlar. Onun içerisinde para var mı? Parası olmaz o iş. Yeşilyurt Belediyesi Türkiye'de çığır açarak belediyecilikle değil insan kaçakçılığıyla ilgili bir yol açtı Türkiye'nin önüne. Peki cezalandırılan bir kişi var mı? Yok. Peki utanma var mı? O da yok. Ne yapıyorlar? CHP'yi suçluyorlar. Belediye meclis üyesini suçluyor. Diyorlar ki CHP genel başkan yardımcısı bu olayı niye ortaya Türkiye'nin gündemine getirdi diyor. Utanma, değerli arkadaşlar, her şey kaybedilir, yerine getirilebilir. Örneğin ekonomi kötüye gider, iş kaybedilir, iş bulunur. Bina çöker, bina tekrar yapılır. Paranız olmaz, para kazanılır. Ama bir şeyi kaybettik, ahlakı kaybettik, ahlakı. Ahlak diye bir şey kalmadı. Ve ne zaman kalmadı ahlak? En muhafazakar dönemde kalmadı. Bu muhafazakarlar da dini kullanıyor ya Recep Tayyip Erdoğan. Dinin kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz diyor. Bu dini kullananlarda her türlü pislik var. Rüşvet var mı? Hiç kuşkusuz ben var. Kayırmacılık var mı? Var. Ayrımcılık var mı? Var. Hırsızlık var mı? Var. Hepsi var bunlarda. Hepsi var. Olmayan ne? Dedim ya her şey kazanılır ama kazanmayacak bir şey var ki maalesef çöktü. Ahlak gitti, ahlak. Utanma duygusu gitti, ahlak gitti. Ahlak kalmadı memlekette. Bu pasaport ki yerli ve milli diyor ya, milliyetçiyiz diyor ya. Pasaport ki bir ülkenin onurudur, şerefidir. Pasaportunuz itibarlı ise ülkede itibarlıdır. Pasaportunuz itibarsız da ülkede itibarsızdır. Yeşilyurt Belediyesi sayesinde bırakın hizmet pasaportunu, artık Almanya'ya yeşil pasaportla bile gidemiyorsunuz. Bakın, dünya yeşil pasaporta bile kuşkuyla bakıyor. Kimin sayesinde? Bu beyefendilerin sayesinde. Hizmet pasaportunun zaten hiç hükmü kalmadı. Ve maalesef Türkiye'nin itibarı yerle bir oldu bunların sayesinde. Yakında birkaç il daha ortaya çıkacak. Onu da söyleyelim de. Yani sadece bunlarla sınır değil. Kendileri biliyor ama biz çok zor araştırarak bulabiliyoruz. Maalesef Türkiye'nin itibarını yerle bir ettiler. Şimdi değerli arkadaşlar, bir başka konu. Geçtiğimiz günlerin yanında yerliyiz ve milliyiz diyenler Çelikan'ın, Bulam'ın, Kurucova'nın, Fındık'ın, Mızgın'ın yanında değil, kimin yanında? Philip Morris'in yanında, British Tobacco'nun yanında. Yerliyiz ve milliyiz diyenler
Adıyaman'ın, Malatya'nın şimdi kırmalı tütününü, tütün ekenleri, satanları, tütün üreticilerini cezaevine atıyorlar. Philip Morris'lerin sözcüğünü yapmaya devam ediyorlar. Bunu da böyle bilinmesini istiyoruz. Bu eylemler olmasaydı 6 ay ertelenmezdi. Ben biliyorum ki daha büyük eylemler insanlık haklarına sahip çıkarsa bu yasa geri çekilir. İnsanlar ekmeği için, aşı için mücadele etmelidir. Bu meşrudur. Bu tutuklamalar, tütün üreticisi tutuklaması da Türkiye'deki demokrasinin ölçüsünü göstermektedir. Yeni bir döneme giriyoruz. Kayısı hemen hemen bitti. Maalesef Hekiman ve Kuluncak yöresinde zarar gören çiftçilerin zararları karşılanmadı. Onunla ilgili mecliste çağrılarımız devam ediyor. Ben tekrar hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Malatya olarak, Türkiye olarak mutlu, güzel bayramlar hep beraber yaşarız diyorum. Hepinizin tekrar bayramını kutluyorum.